İçin için özel ok siparişi verdi. Dert biraz <laughs> <Estağfurullah>. küçük kalıyormuş. <laughs> Gurur duyuyorum size yayın yaptığım için. Biz de Ve sizler. en sevdiğim muhabir de şu anda hazır. <laughs> sevgili Sercan Dikme. Gerçekten kendisine ayrı bir hayranlık duyarım. Transfer sezonunu muazzam geçiriyor. Her gün yeni bir transfer haberi. ilk Sercan Dikme'den duyuyoruz. Sezar'ın hakkı Sezar'a. İnsanlar genelde yakınlarındaki değerleri görmezler. Bu bizim oğlancılık çok kötü bir şeydir ama Sercan o konuda çağ atladı. Ezberleri bozan bir muhabir. Ben kendisini gerçekten takdir ediyorum. Sevgili Sercan Gündem Yoğun, ben hiç lafı uzatmadan sözü sana bırakayım. Neler var neler yok, transferde son durum nedir? Söz sende. Mustafa Göksu, ilk olarak çok teşekkür ederim güzel düşün düşüncelerinizden dolayı. Haldun abiye de, Ahmet hocama da selamlar, saygılar. Ee, Beşiktaş'ta aslında dünden bugüne değişkenlik gösteren bazı durumlar var. Sürpriz olarak nitelendiremeyiz ama Kenan Karaman'ın artık bugün itibariyle akşam saatlerinde antrenmana çıkmasını bekliyoruz. Ee, aksi bir durum olması durumunda en geç itibariyle yarın. Beşiktaş antrenmanına, Beşiktaş kampına katılacak. O konuda hiçbir problem yok. Resmiyete döküldü işlemler. Ee, sadece özel sebepleri var Kenan'ın. O nedenle birkaç saatlik bir e, öteleme durumu olabilir. Kenan Karaman'ı zaten bir kenara bırakalım. Üzerine çok fazla sayıda haber yapıp çok fazla konuştuk. Yeni gelişmeler içerisinde Valentin Roziye e, Valentin Roziye, Sporting Beşiktaş arasındaki görüşmeleri her geçen gün aktarmaya çalıştık. Yeni bir gelişme Emre Kaplan da bahsedecektir. Valentin Roziye'nin Beşiktaş'ta olan anlaşmasında bir sıkıntı, bir değişkenlik yok ama Galatasaray'ın da görüşmeleri olduğu söyleniyor. Zaten listesinde olduğunu Galatasaray muhabiri olarak Emre'de haberleştirmişti. Bunun üzerine konuşmayayım ama sadece şöyle bir durumdan bahsedebilirim. Beşiktaş yönetimiyle konuşma fırsatı buldum yakın süreçte Valentin Rozi'ye konusuyla alakalı. Aslında bir anlamda Galatasaray demeyelim ama Türkiye'de başka kulüplerin, Valentin Rozi'ye ile e, görüşme gerçekleştirme amacı içerisinde olduğunu, Sporting Kulübü ile e, resmi veya gayri resmi görüşmeler olduğunu doğruladılar. Ama bence aldığım his ve intiba ve tabii ki haber, e, Beşiktaş konusunda çok fazla bir yoldan bir sapma olmadığı yönünde. E, Beşiktaş'ın teklifi belli, 4 milyon euro civarında. O aradaki pürüzün, o aradaki pazarlık sürecini, daha kısa bir vakte indirebilmek için dün söylediğimiz durum halen geçerli. Yüzde, sonraki satıştan yüzde durumu. Beşiktaş kulübü o aradaki pazarlığı böyle kapatmak istiyor. Ama burada Beşiktaş'ın, Beşiktaş'lı yöneticilerin elinin güçlü olduğu durum şu. Oyuncunun kendisi. Çok klişedir biliyorum ama gerçekten bu kez doğru. Hep böyle yorumlar yapılır çünkü Mustafa Göksu. Oyuncu X takıma gelmek istiyor, gemileri yaktı. Oyuncu kendi kulübüne dedi ki beni o takıma gönderin müsaade edin. Sanırım gerçekten klişenin doğruluğa kavuştuğu günleri yaşıyoruz Rozier ile alakalı. Valentin Rozier Beşiktaş'a gelmek için her şeyi yapıyor. Kulübüyle neredeyse her gün görüşüyor. Kulübün yetkileriyle her gün görüşüyor. Beni Beşiktaş'a gönderin. E, gerekirse 50 bin euro, 100 bin euro benim maaşımdan feragat edebilecek durumdayım diyor. Çok alışa geldiğimiz bir durum değil. Aslında şimdiye kadar anlatmadığımız bir durumu anlatayım. Bir ufak bir anı. Mustafa Göksu, bu sürecin nasıl bu noktaya geldiğini anlatan bir durum. Valentin Beşiktaş'a transfer olduğu zaman havalimanına gittik. Ben ve e, basın mensupları arkadaşlarım benden büyük abiler. O gün Valentin normalde hatırlarsınız e, Beşiktaş'a havalimanına gelen futbolcular, anlaşan futbolcular Beşiktaş tişörtüyle e, havalimanından çıkartılır öyle bir poz verilirdi. O dönem Valentin Rozi'ye o tişörtü giymek istemedi. Tam anlamıyla imza atmadan, ıslak imza atmadığı için. Artı, e, o günü hatırlıyorum orada bulunan basın mensupları da doğrulayacaktır. E, çok soğuk tavırları vardı. Bunu anlatma sebebim şu. Üzerinden bir yıl geçti. Valentin Rozi'ye Beşiktaş Beşiktaş'ta kalabilmek ve oynayabilmek için... ...neredeyse kendi maddi e, durumlarından bile feragat edilecek noktaya geldi. Aslında bu üzerine gerçekten konuşulacak bir durum. Çünkü o dönem Beşiktaş, Sporting'le yaptığı anlaşmada e, bir opsiyon koydurmak istemişti. O dönem, ilk geldiği dönemde Valentin Rozier istememişti. Ben İstanbul'u bilmiyorum, Beşiktaş'ta mutlu olmayabilirim. E, o yüzden opsiyonu koyulmamasını istemişti. Bir yılda aradan çok şeyler geçti. Valentin Rozier'in fikirleri değişti. Beşiktaş'ta kalmak için her şeyi yapıyor. Sanıyorum bu cümle, Beşiktaş'ta kalmak için her şeyi yapıyor cümlesi, bizim 24 saatimizi, 48 saatimizi belli edecek durum bu. Rozi'ye bu. Gezal'ı soracaksınız Mustafa Göksu. Ee, Raşit Gezal'la da ilgili. Menajeri dönmüştü. İstanbul'dan ayrılmıştı. Tekrar geri geldi İstanbul'a bu sabaha itibariyle. Gelmesinin sebebi, 2-3 gün önce demiştik ki, e, menajeri, Gezal'ın menajeri Leicester City kulübüyle bir görüşme yapacak. Beşiktaş kulübü istedi. İkili ilişkileri iyi olduğu için. ilk görüşmeyi yap. Leicester City ile tahmini ne kadar bir bonservis ücreti istiyorlar. Bize gel bunu anlat. Biz de gezdal alabilmek için şartlarımızı zorlayalım. İşte bu sabah itibariyle Gezdal'ın menajeri geldi. E, Leicester'la olan görüşmeleri Beşiktaş yönetimine anlatacak. Gün içerisinde şu ana kadar bir görüşme olmadı. E, sebebi Kenan Karaman mevzularıyla uğraşıyor Beşiktaş. Bugünü öyle o hareketlilikle geçiriyor. E, en azından belki gece belki de yarın sabah itibariyle Gezdal'ın menajeriyle bir kez daha yönetim görüşecek. Ama şunun altını çizelim. Beşiktaş ve Gezdal arasında hiçbir problem yok. 2 milyon 250 bin euro bonusların içerisinde bulunan bir sözleşme. 3 senelik bir kontrat. Gezdal'la anlaşma sağlandı. Tahmini bunu e, söylerken 3-4 gün öncesinde çok farklı bir durum gibi göstermiştik. Söylemiştik. Çünkü alışa geldiğimiz bir durum değildi. Rakam değildi. 3-4 milyon euro civarında bir bonservis ücretine e, o duruma bitebilecek gibi duruyor. Beşiktaş'ın ben Gezdal'la ilgili şartların tamamını zorlayacağını düşünüyorum. Buruma e, 24 saattir çok fazla gündem, gündemde buruma konusu. Oyuncunun menajeri, Beşiktaş yönetimi e, görüştüler. Bu e, haber değeri yok zaten konuşuluyor. Pazar gününden bu yana burada. Ama PSV takımının buruma için 5 milyon euroluk zorunlu opsiyon koydurma maddesi isteği var Ne demek o Beşiktaş ilk isteği e, aklımızın bir yerinde buruma var ama e, sadece kiralayalım Hayır diyor PSV Biz elimizden çıkartmak istiyoruz Tamam bu sene kiralayın ama e, zorunlu opsiyon koyalım 5 milyon euroluk Ben Beşiktaş'ın bunu vereceğini düşünmüyorum zaten o paraları verecek olsa bugün itibariyle gezala verir Bence buruma ile ilgili konuyu Dün Haldun abi sormuştu. Böyle de açmış olalım Mustafa Göksu. Soracağınız soru varsa elbette cevaplamak isterim. Sercan gayet iyi toparladı. Eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir konu var mı? Ben bir Dorukan'ı da sormak istiyorum. Ee, Dorukan'la bir de Getson Fernandez'de durum nedir? Bir misilleme mi yoksa böyle bir gelişme var mı Sercan? Haldun abi e, resmen hissetmişsiniz. E, birkaç saat önce ben Dorukan tarafıyla görüşme fırsatı buldum. Çünkü hep aklımızın bir yerinde acaba halen Beşiktaş olur mu, halen Türkiye olur mu? E, halen ben aynı fikirdeyim o tarafla, oyuncu tarafıyla görüştüğüm için. E, birkaç gün içerisinde Avrupa'da bir takımla anlaştığını duyacağız gibi. Umarım o takımı söylemek de bize nasip olur. Ben ama halen Avrupa takımlarına birine gideceğine e, inanıyorum. Aldığım intiba, aldığım yorum, aldığım bilgi de bu yönde Haldun abi çok özür dilerim. Diğer sorunuz? Getson Fernandez. Getson Fernandez ile ilgili Beşiktaş yönetimi en başta ilgilenmişti ama o dönemden bugüne çok şey değişti. Biraz e, Getson Fernandez konusunda Beşiktaş e, vites düşürdü Haldun abi. Tamam. Teşekkür ederim. Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı netleşti mi sezon başına kadar? Evet abi. Onları alabilir miyiz? Hocam hemen söylüyorum. E, yanlış bilgi vermem adına. E, kampa gidecek Beşiktaş Boyun son itibariyle 24'ünde Valencia ya yakınlarında bir kente e, tarihi hemen söylüyorum hocam. 3 tane hazırlık maçı planlanıyor. 27 Temmuz e, Beşiktaş Real Mallorca 31 Temmuz Beşiktaş Levante 4 Ağustos Beşiktaş Getafe La e, Lanusia stadyumunda oynanacak maçların tamamı Beşiktaş'ın kamp yapacağı yerde. Ee, böyle ama birazdan bir açıklama gelecek Beşiktaş'ın kamp süreci e, editör arkadaşlarımdan da rica edeyim Beşiktaş kulübü resmi internet sitesinden bir durum açıklayacak e, kampla ilgili tam üzerine konuştunuz Mustafa abi biz canlı yayındayız şu an isterseniz siz de Beşiktaş'ın internet sitesine bakın kampla ilgili bir değişkenlik gösteren bir durum olabilir şu an kampın iptaliyle ilgili İspanya kampının iptaliyle ilgili Resmi site çünkü önümüzde açık. Ben de bakıyorum şu an. Ee, en azından canlı yayında bu tür gelişmeler olabiliyor. Ee, o süreçle ilgili... Evet, evet iptal. Evet, iptal. i̇ptal. Doğru. E, e, futbol takımımızı 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında... ...İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan... ...yeni sezon hazırlıkları ikinci etap kampı... ...Avrupa'da yeniden artış gösteren... ...Covid-19 vakaları sebebiyle iptal edilmiştir. Yeni sezon hazırlıkların ikinci etap çalışmaları hakkında... Ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Bunu da canlı yayında tam kampla ilgili hazırlık maçlarıyla ilgili planlamayı sorarken geldi. Sevgili Sercan çok teşekkür ederim aktardığın bilgilerden dolayı Teşekkürler. ama iyi muhabirin haber ayağına gelir. Böyle bir kural vardır. Hocam da hissi hissi kabilel vuku denir. <laughs> Hocam da işte <laughs> iyi <olur>. yorulmuş <laughs> nereden <gülüyor> sorması gerektiğini bir, bir dedikodu aldım akşam Galatasaray'dan dolayı. Onun için merak etmiştim. Evet ve iptal edilmiş sevgili Sercan da söylediği İsp gibi